sarı yılan oynaşır. Çubuk ormanında domuz dolaşır. Çay cuma, çay cuma, ağlatma beni. Kendine bu kadar yalvartma beni. Çakır der, destanım bitti burada. Kendim gurbet elde, gönlüm sılada. Kah zaman güler de, kah zaman ağlar da. Çay cuma, çay cuma, derdim, dermanım. Anamsın, babamsın, hem de vatanım. Sayın bakanlarım, sayın milletvekillerim, sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım, çağrımıza uyup ülkenin dört bir yanından gelerek aramıza katılan değerli hemşerilerimiz, hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. İlçemizin önemli bir değeri, ismi Çay Cuma ile özdeşleşmiş rahmetli Hüseyin Çakır'ın dizeleriyle merhaba dedim sizlere. Onun şahsında ilçemizin kültür hazinesine değer katan, Çay Cumalılık ruhu bilincini, yapı taşını oluşturan tüm gönül erlerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün bir büyük coşkuyu yaşıyoruz. Adı Çay Cuma olan büyük aile olarak bir araya gelmenin, toplanmanın heyecanı içindeyiz. Doğup büyüdüğümüz toprakların havasını bu kez hep birlikte soluyoruz. Programa uymadığı için aramızda olamayan, mazeret bildiren, gönlü burada olduğu halde çeşitli nedenlerle aramıza katılamayan değerli hemşerilerimize saygılarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Sizler de gördünüz, canlı gözlerle tanık oldunuz ki, Çay Cuma bir büyük dönüşümü yaşıyor. Her yönüyle yaşanabilir, çağdaş bir kent görünümüne kavuşuyor. Elbette bunun arkasında bir büyük emek var. Başta belediye başkanımız Sayın Bülent Kantarcı olmak üzere tüm belediye çalışanlarımızın geceli gündüzlü çabaları var. İlçemizin herkesin yüzüne gülen bir görünüme kavuşmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum. Şimdi sizleri yaşanan bu büyük dönüşümü anlatan Sinevizyon gösterimiyle baş başa bırakıyorum. Dünya zırmağının sabırla oluşturduğu topraklar üstünde kurulmuş bereketin adıdır. Değişimin mimarını çağırıyorum. Belediye Başkanımız Sayın Bülent Kantarcı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Aslında bir konuşma metni hazırlamıştım ama vazgeçtim. Burada demin konuşmamdan daha çok konuşması gereken insanlar var. Ancak ben böyle özel bir günde çok değerli misafirlerimizi, çok değerli hemşehrilerimizi, sizleri burada bir arada görmekten dolayı heyecanımı ve mutluluğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çoktandır özlediğimiz, yapmayı çok istediğim, çok özlem duyduğum bir şeyi bugün gerçekleştirmiş olmak hakikaten çok farklı bir duygu. Ben yıllardır Çay Cuma ile yattım kalktım ve Çay Cuma insanları da nerede olurlarsa olsunlar memleketlerini hiçbir zaman bırakmamışlardır. Ve fırsat buldukça bayramda, seyranda diye bahanelerle Çay Cuma'ya gelmişlerdir. Şimdi bu tekil gelmelerin yerine bir topluca gelmeyi denedik. Bugün çok da güzel bir katılım oldu. Ben bu katılımın bundan sonraki tekrarlarda daha güzel olabilmesi açısından hepimize görev düştüğünü düşünüyorum. Başta çok değerli kaymakamımız Serkan Bey, Serkan Keçeli Bey, Selçuk Bey
garnizon komutanımız, emniyet müdürümüz bize her çalışmamızda, her yaptığımız etkinlikte çok büyük destek oluyorlar. Biraz evvel o bir kısmını seyredebildiğiniz bu çalışmalarda hepsinin, herkesin payı var. Birçok insanın payı var. Biz de bunların sembolü halindeyiz. Bugün zamanı ya kullanmak adına ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Aramızda çok değerli hemşehrilerimiz var. Bunları, bu hemşehrilerimizi biraz sonra Kültür Bakanlığımızın konserinden sonra lütfen ayrılmayın. Birbirimizi daha iyi tanımak ve yıllardır birbirini görmeyen insanları, dostlarımızı o bir arada olmanın mutluluğunu paylaşmak için konser sonrası ne olur gitmeyin, sizden rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için efendim. Sayın Başkanımıza bu duygulu konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Dedik ya, Çaycuma modern bir kent oluyor. Ancak kulağımız Hüseyin Çakır'ın türkülerine delik. Nerede yaşarsak yaşayalım, toplumsal statümüz ne olursa olsun, aman ofu, dıvdıvı duyduğumuzda en hüzünlü anımızda bile bir gülümseme yayılır yüzümüze. Çok uzaklardaki, sisler içindeki çocukluğumuz, ilk gençlik yıllarımız aklımıza gelir. Bizi yine o duygulara salacak çok değerli konuklarımız var aramızda. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Halk Müziği Korosu'nun çok değerli sanatçıları yöremizin türkülerini seslendirecek. Şimdi saz sanatçılarımızı tanıtıyorum. Ritimde Ümit Özdemir ve Bülent Yanık, bağlamada Kenan Seyhan, cümbüşte Hasan Demirkıran, nefeslide Barış Akbıyık, kabak kemanede Mehmet Çıracı. Alkışlarınızla Adnan Çelik'in hak medallarını. Thank you.
sanatçılarına sonsuz teşekkür ediyor. Sanatçılarımız Yıldız Şam Özdemir, Adnan Çilesiz ve Ertan Akay'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu birincisi,
Ama ikincisi, üçüncüsü, bundan sonraları inanın şu katılımların çok çok daha üzerinde olacak. Ve çay, az önce Sayın Kaymakamımızın dediği gibi bu bölge bizim parlayan yıldızımız. Ama sadece birlikteliğe ve kenetlenmeye ihtiyacımız var bizim. İşte bu açıdan bugünkü toplantıyı çok önemsiyoruz. Bir de sizler küçük bir şey istirham etmek istiyorum. Bu kenetlenmenin fotoğrafını hep birlikte verelim mi şu anda? Herkes oturduğu yerden bir ayağa kalkabilir mi lütfen? Evet. Herkes yanındakinin elini tutabilir mi? Evet. Yapabilir miyiz bunu? Yapabiliriz. Ama Evet. Bu birlikteliğin fotoğrafını verdik. Bu birlikteliğin çay cumanızın geleceğine hayırlı olmasını diliyorum. Şurada dost olur mu? Ters yapıyorsun. Ters çevir de yapıyorsun. Artısını öğrenmiş diyorum. Evet. İsmini hatırlamıyorum ya. Da kaydettim buraya ama şey. Bu bölümde dil dışından gelen bizim değerlerimiz çay cumalarımızın çay cumanın geleceğe hazırlanması yönünde artı kendisini bize tanıtırsa ileriye yönelik bize ışık tutacak düşüncesiyle bir o formu düzenledik. Söz almak isteyenler varsa ben başlayabilirim. Evet, Eskişehir'den gelen hocamız vardı. Evet, hocam sizi öyle alalım. Alalım buraya, lütfen. Salon şey çok uzun ve araba şey, araba bir geçek bırakmalar lazım salon. Marmara Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı böyle bir şeymiş. Merhaba dostlar, Cacım Aldı. Sevgili Başkanım, Sayın Kaymakamım, Sayın Bakanım, Sayın Vekilim ve Cacım Hanım değerli. Bugün burada olmaktan son derece mutluyum. Önce kendimi tanıtayım. Aslında ben Çaycı Profesör Doktor Muharrem Avşar. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Yıllar sonra çay cumalılık bilincini geliştirebilmek, çay cumalılığının önemini ortaya koyabilmek, çay cumanın geleceğine bir ışık olabilmek adına önce bir araya gelebilmek için Sayın Başkanımızın öncülüğünde gerçekleştirilen bu toplantıya katıldığım için son derece mutluyum. Umarım bundan sonraki yıllarda bu daha da büyüyerek gelişir ve şehrimizin bu noktada daha da gelişmesine katkı sağlayan oluşumlar meydana gelir. Şimdi tabii her şeyin ilki zordur. Buna eminim başkanım. Bu organizasyonu oluştururken tahmin edebiliyorum zorluklarını. Ama ilkin becerilmesi de daha sonrakileri için ışık olacaktır. Buna da inanıyorum. Bundan sonrakiler tabii şehir dışından geliyoruz birçoğumuz. Hani iki gün mü olur gibi bir düşünce Sayın Savaş Başkanım'la sabah şöyle bir konuşmuştum. Bilmiyorum iki gün olur mu? Çünkü çoğumuz şehir dışından geliyoruz. Yani iki gün ayrılabilir mi? Ama bir gün olsun ama daha şöyle organize, hani bir takım komiteler oluşturarak
o komitelerin ödevleri doğrultusunda, hani yanlış anlamayın, bu az oldu anlamında değil, bunu geliştirebilmek anlamında, bazı komitelerde bunu geliştirebilirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısınız? Sayın Başkanımızın organizasyonunda bu komiteleri oluşturabilir miyiz? Eğer bu konuda bize bir rol düşerse seve seve, her zaman olduğu gibi bu rolde yer alacağımızı bilmenizi isterim. Başka bilmiyorum. Sabrınız için tekrar teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım, şu komiteyi oluşturarak başlasak işe. Bir dahaki seneyi nasıl yapacağız? Hangi tarihte yapacağız ve organizasyon komitesiyle başlayalım işe. 1 Mayıs olmasın ama, 1 Mayıs olmasın. 1 Mayıs'ın haricinde bir tarih olsun. Evet, 1 Mayıs'ın haricinde. Evet. 1 Mayıs olmaz zaten bir dahaki neşe. Valla bizim çay cuması sevdalarında çay bayramlarına ihtiyacımız var. Zaman ayıracak dostlara ihtiyacımız var. Bu konu için zaman ayıracak olan arkadaşlar isimlerini bize verebilirler. Öyle mi başkanım? Evet, Muharrem hocam orada. Yine Karabük'ten bir profesör hocamız da var. Onurlandırdı bizi sağ olsun. İşte hocalarımızı alalım. Ankara, İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Antalya'da çay cumalar çok. Oralardan isimler alalım. Evet, oralardan isimler alalım. Artı yine bizim çok değerli öğretmenlerimiz var. Yetiştirdiği öğrenciler Türkiye'nin birçok yerinden. Onlardan da komiteye alalım ve bu şekilde güzel bir organizasyon yapalım. Mesela Kenan Dinç hocamın oldukça çevresi var biliyorum. Evet, Muharrem hocamı yazdım. Evet. Kenan hocamı yazdım. Evet, bir hocamı da yazdım. Tabii çağıracağım. Evet, sayın hocam, siz de alalım. Bir kendinizi kısaca tanıtabilirsiniz bize. Siz de çağ cumalar tanısın. Sayın Kaymakamım, Sayın Başkanım, değerli çaycı mağlular, çok kıymetli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen, başta belediye başkanımız olmak üzere bütün dostlarımızı, arkadaşlarımızı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel bir organizasyon oldu. Türkiye'nin farklı yerlerinde bulunan çay cumaları, çay cumalıları bir araya toplamak suretiyle, oluşturmak suretiyle, bizleri tanıştırmak, kaynaştırmak suretiyle fevkalade önemli bir iş yapmış oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çay cumalı olarak tabii herhalde tabii kendimi de tanıtmam gerekiyor. Profesör Doktor Seyfullah Kara, Karabük Üniversitesi'nde tarih bölümünde öğretim üyesiyim. Çay Cumalı, Çay Cuma'nın Çomranlı köyündeyim. Çomranlı köyü içinden çok önemli kişiler çıkarmış. Mühendisleriyle, doktorlarıyla, akademisyenleriyle. Hakikaten şöyle bir liste haline sıralasam herhalde hayli yakın tutar. Sadece bu Çay Cuma'nın bir köyünden, diğer köylerini düşündüğümüzde, bir de Çay Cuma'nın içini, merkezini düşündüğümüzde Çay Cuma'dan nelerin çıkmış olduğunu gerçekten hayal bile edemiyorum ben. Bunları bir araya getirmek için bir başlangıç olduğunu gerçekten çok teşekkür ediyorum.
Çay Cuma'da tabii şunu söyleyeyim, ben en azından kendi adıma söyleyeyim. Ben Çay Cuma'dan hiçbir zaman kopmayı düşünmedim. Bundan sonra da düşünmediğim gibi Çay Cuma, yani bütün işlerim bittiğinde Çay Cuma'ya gelip Çay Cuma'yla yerleşeceğim ve Çay Cuma'da ömrümü Allah nasip ederse tamamlayacağım. Çünkü Çay Cuma gerçekten öylesine güzel bir yerde ki, öylesine harikulade coğrafi manzaraya ve güzelliklere sahip ki, gerçekten bu şehre mensup olmaktan da gurur duyuyorum. Onun için hatta başkanım neler yapılabilir derken, şimdi Filyos Nehri tabii tam şehrimizin ortasından geçiyor. Tabii Filyos projesi nedir, ne değildir onu ilgililer daha iyi biliyor. Bilmiyorum onun ne kadar tesiri olur olmaz orasını bilemiyorum ama mesela bir Venedik haline getirilebilir mi Çay Cuma mesela? Evet. Orada muazzam mesire alanları, harikulade bir sandalların gezip dolaştığı bir yer muhteşem bir şey olur mesela. Ve Çay Cuma'nın o güzelliğine yaz mevsiminde akşamları tepeden kuş bakışı bakacak, tepeden bir seyir tepesi yapılabilir mi mesela? Aklıma geldi öylesine, söyledim şimdi. Yani yapılacak çok şey var tabii ama başkanımızın özellikle peyzaj konusuna ne kadar önem verdiğini hakikaten büyük bir memnuniyetle ben gördüm. İnşallah Çay Cuma'da çok güzel şeyler olacak. Hep birlikte el birliğiyle başaracağız. Başkanımız da bize bu imkanı sunuyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet, Mustafa Hocam burada mı? Ama yazın, yazın. Evet, Mustafa Gencer Hocam da Bolu'dan listemize yazıyoruz. Evet, Kerem Hocam, sizden de bir iki kelime. Nasıl anlatsam bilmem ki, seni nasıl tarif etsem, bir aşk, bir kara sevda bu, Çay Cuma, benim canımsın sen, ruhum bedenim, kanımsın sen. Taşçılı çayı rahatlı, köylerin ne kadar tatlı, bir başkadır kalafatlı, Çay Cuma, benim canımsın sen, ruhum bedenim, kanımsın sen. İlçelerin özelisin, Zonguldak'ın güzelisin, seni görmeyen ne bilsin? Çay Cuma, benim canımsın sen, ruhum bedenim, kanımsın sen. Değerli kaymakamım, değerli başkanım, değerli protokol, saygıdeğer Çay Cumalılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bizi Çay Cumalılık noktasında bu mikrofona, bu kürsüye layık gören değerli Çay Cumalı dostlarıma ve öncelikle değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ben aslında orada otururken bazı notlar aldım. Sabahtan katılacaktım. Köyümüzdeki hidroles programı nedeniyle programa geç katıldım. Burada Çay Cuma için neler yapılabilir, neler yapabiliriz noktasında bir iki not aldım başkanım. Hemen onu paylaşarak mikrofonu size arz etmek istiyorum. Öncelikle Çay Cumalılık farkındalığını oluşturmamız lazım. Çay Cumalılık bilinci, dolayısıyla Zonguldaklılık bilinci oluşmalıdır diye düşünüyoruz. Bunun için Çay Cumalılar olarak özelde neler yapabiliriz diye düşündüğümde birkaç madde aklıma geldi. Bunlardan bir tanesi ben orada yazdıktan sonra sanki başkanım veya savaş başkanım içimi okumuş gibi bu da bir taraftan bu şekilde şekillendi zaten. Çay Cumalılar Birliği Programlar Tertip Komitesi oluşturalım yazdım buraya. Çay Cumalılar Birliği Programlar Tertip Komitesi. Birincisi bu. İkincisi
Üniversiteye çocuklarımız gidiyor. İşte Eskişehir'den değerli hocamız burada. Karabük'te değerli Seyfullah kardeşim, sınıf arkadaşım, kendisi burada. Ülkemizin hangi iline gidilirse gidilsin, Çay Cuma'dan bir çocuk gittiği zaman, bir genç gittiği zaman orada bir Çay Cuma'lı hemşerisinin, bir temsilcisinin olduğunu bilmeli. Bu komite bunu takip etmeli, gelmeli. Hocam, benim çocuğum Kayseri'ye çıktı. Hemen oradaki bizim Kayseri'deki Çay Cuma'lı abimiz, kardeşimiz bu kızımızla, çocuğumuzla ilgilenmeli. Bunun için her ilde en az 3 kişiden oluşacak, varsa tabii, Çay Cuma Temsilciler Birliği oluşturulmasını. Ve bu programların tabii daha böyle güzel bir şekilde devam edebilmesi için her yıl, yine az önceki Eskişehir'den gelen hocamızın bir nebze olsun değinmek istediği gibi, her yıl en azından bir defa Kırk Pikniği'nde buluşalım diyor. Mesela Karadenizler bunu, Trabzon kesim iyi yapıyor değil mi? Karadenizler şöleni yapıyorlar parklarda. Biz de buna Çay Cumalılar şöleni olarak yılda bir defa yapabiliriz diye düşünüyorum. Dördüncüsü de her şey burada kalmamalı. Çay Cuma'mızın ve Zonguldak'ımızın gelişmesi için planlar, projeler geliştirmeli ve bu komitemizle bunu paylaşmalı ve kamuoyuyla paylaşım ilgili mercilere ulaştırmalıyız diye düşünüyorum. Bu programımızı düşünen, planlayan, programlayan ve bu güzel programa bizi davet etme nezaketinde bulunan Sayın Başkanıma ve emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kendin tanıtıyor ya Kenan Bey. Evet, siz hocam kendinizi tanıtın. Kenan hocam çok özür diliyorum. Gayet iyi görevliği yaptı. Kendisi tanısın. Evet, 1967 Almanya doğumluyum. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Din görevlisiyim. Bir sendikanın da temsilcisiyim diye. Bu kadarla yetireyim inşallah. Şimdi herhalde kürsüyle biraz uzayacak. Şöyle bir iki daha kürsüye aldıktan sonra mikrofon dolaştırsak biraz daha... Evet. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Evet. Saygıdeğer hocam. Söz alabilir miyim? Size... Orada mı? Savaş Bey. Savaş Bey. Ben de yazarsan söz alır. Tamam. Tabii gelin. Ooo, Mahir Bey köyesine girmesin. Ben buna kifatını yedik şu anda. Savaştan başka adam bulamadılar mı? Ahmet Öztürk. 1967-68 yılında. O çocuğun doğduğu yıl. Biz Ankara'da Çağ Cumalar Derneği kurduk. Çağ Cumalar Kültür ve Dayanışma Derneği. Sen konuşmayacak mısın? Çok muhterem. Yok şimdi. Evet. Çağ Cumalar'da. Bunları yazarım. Bu yazı gönder. Bugün Çağ Cumalar'da gerçekten sosyal, içtimai bir temel atmış bulunuyoruz ilk defa. Bunu özellikle tertipleyenlere, düşünenlere son derece minnettarım ve huzurlarınızda yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bir ilk olan bu toplantının benden evvelki konuşmacı arkadaşlarının da ifade ettikleri gibi zaten yeterince durumu sosyal yönlerini izah ettiler. Benim fazla bir şey katacağım kalmadı diyeyim gibi ya havanın içerisine girmiş bulunuyor. Arkadaşlarımızın, konuşmacılarımızın ifade ettikleri gibi bugün bu etkinliği daha da geliştirerek, daha da önemseyerek devam ettirip geliştirmeliyiz. Çay Cuma'lar, Çay Cuma coğrafi bakımından
her türlü hizmete layık bir ilçe. Ve şunu da gördük ki bugünkü yapılan bu toplantıda Çarşuma yetiştirdiği milli zenginlik bakımından oldukça zengin, dağınıkta son derece kıymetli elemanlarımız var. Giderek bunların da daha iştirakiyle daha parlak, daha yapıcı, daha birleştirici, daha güzelleştirici toplantıları devam ettirilmesini temenni ediyorum. Bendeniz 1921 doğumlu köy enstitülerinden ilk mezun olan emekli öğretmen Mahir Keci olarak hepinizi yürekten selamlıyorum. Candan selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz hocam. Ekranımızdan öpüyoruz sizleri. Aramızda İstanbul'da Zonguldak İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Ali İbrahim Ece arkadaşımız da var. İstanbul'dan kalktı geldi. Onu da bir iki kelime için. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben İstanbul'da Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği, kısa adı Zonsiyan olan derneğin genel başkanlığını yapıyorum. 2007'den bu yana İstanbul'da dernekçilik adına birçok faaliyetlerde bulunduk. Dernekçiliği en iyi bilenlerden bir tanesiyiz İstanbul'da, gurbette. Hemşire derneklerinden tutun federasyonumuzda görev yaptım. Tabii Zonguldak her geçen gün metropol şehirlere göç veren bir şehir. Şu an İstanbul'da 150 bin tane Zonguldaklı var. Yani diğer metropol şehirleri sayarsak 300 bini aşıyor. Her geçen günde göç veren bir şehir haline geldi. Bizim İstanbul'da çalışmalarımızın birçoğu, projelerimizin birçoğu göçü nasıl durdurabiliriz veya nasıl geri dönüşüm yapabiliriz? Bunlarla ilgili bazı çalışmalarımız oluyor. Bugün gerçekten Çağcumalıların dirilişi diyebilirim. Yani ben ilk defa Çağcumalı'dan resmi bir davet aldım. 2007'den bu yana denekçilikle uğraştığım halde ilk defa resmi bir davet aldım ve programa katıldım. Gerçekten ben belediye başkanımızı kutluyorum bu konuda. Teşekkür ediyorum kendilerine. Çağcumalı olarak neler yapabiliriz? Bizim Zonguldak olarak olsun, diğer ilçeler olsun, Çağcuma olsun, bazı çeşitli projelerimiz var. Bu projelerimizi uygulama konusunda, çalışmalarımız konusunda bazı mühendislerimiz bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Çağcuma'nın doğal güzelliği var. Şehrimiz gerçekten başlı başına değişmiş ve her geçen gün de değişiyor. Doğal güzellikleri nasıl değerlendirebiliriz? Aslında bunların üzerinde de durmak lazım. Yeşillik olarak doğa sporları yapabiliriz. Gölümüz var, balatımız var. Burada da doğa sporları veya doğa yürüyüşleri gibi çeşitli turizm çekebilmek için turizm alanında bazı konularda değerlendirmeler yapabiliriz. Ben İstanbul'da olan bir kardeşim olarak her zaman taşın altına elimi koymaya hazırım. Bize ne görev düşüyorsa sizlerle beraber Çağcumalı'nın gelişmesi için ne gerekiyorsa her türlü desteği vermeye hazırız. Bunu bilmenizi isterim. Bu vesileyle gerçekten böyle bir programa katıldığım için onur duydum, gurur duydum. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Hocam iyi, teşekkür ediyoruz. Çağcuma'nın hangi köyünden sonra onu da bir söyle bakayım buraya. Evet, Çağcuma'nın Kışlık Köyü, eski ismi Değirmenözü. Değirmenözü Köyü'ndenim. 2005'te İstanbul'a taşındım. 11 yıldan beri İstanbul'dayım. Dernekçilikle uğraşıyoruz. Kendimin de orada sigor şirketim var. Zonguldak Sanayici İş Adamları Derneği'nde başkanlığı yürütüyorum. Teşekkür ediyorum. Sizi de bu arada kimliğe yazdım. Tamam. Gelin. Evet, başka
gönüllü olarak komiteye girmek isteyen arkadaşımız var mı? Onu ben. Evet. Hasan Bey, ben başlıyor muyum? Ankara'da dişiniz var, sanıyoruz kendisi. Kadın abiyle. Evet, yazdım. Şöyle, gençleri de yetiştirenler var aramızda da, işte hanım hocamız gibi, Aytan hocamız gibi, yani bunlar da o gençlerin nerede olduğunu bir sürü öğretmen arkadaşlarımız var. Yani onları da komiteye ilerleyen günlerde, burada olmayanları da ilave ederiz zaten. Evet, başka... Efendim? Evet, evet. Siz konuşmayacaksınız. Sayın Kerçin, sayın hocam. Bunun için başvurdu. Siz kalın mı? Evet, lütfen. Gördü gitti mi? Buyurun. Sizin Çay Cuma'ya önemli de hizmetleriniz var. Sizden Allah razı olsun. Al gülüm ver gülüm. Bir şey mi? Yaklaşık 7-8 ay önceydi. Tribünde Beşiktaş tribünde maç izlerken bir arkadaşımızın vesilesiyle bir okul yapma girişiminde bulunduk. Bunu da Güzelyaka köyüne getirdik. Bunun vesilesiyle Beşiktaş kulüp başkanını Çay Cuma'ya getirmenin heyecanı içerisinde hani nasıl olur düşüncesiyle gerçekten tamam, heyecanlandım. Sonuçta aldık getirdik. Ama bunun başlangıcında böyle bir şeyin ben de nasıl olgunlaştırabileceğimizi tam emin değildim. Söz de vermedik ama bir şekilde organize ettik ve getirdik. Yaklaşık bir hafta önce de belediyemizden, Sayın Başkanımızdan Çay Cuma için bir davet aldığımda inanılmaz derecede heyecanlandım. Çünkü Çay Cuma bizim için gerçekten köyümüzde elimizden ne geliyorsa destek vermek için ne yapabiliyorsak biz her zaman için taşın altına elimizi koymaya hazır olduğumuzu tekrar beğendim. Çok teşekkür ederim. Ben Güzelyaka köyündenim. İstanbul'da ticaret uğraşıyorum. Reklam alanında. İsim soyad. İsim. Teşekkür ederim. Nasıl bir şey? Teşekkür ederim. Evet. Başka söz verebilirim. Evet, Ertan Bey. Tanımadıklarına söz vermiyorum. Kendi tanıdıklarına. Buyurun Ertan Bey. Alman şair Wolfgang Goethe ölmeden önceki son cümlesi biraz daha ışık. O ışık umarım Çay Cuma'ya sevgili başkanımızın yoğun çabalarıyla daha da aydınlatır. Sayın Başkanım, Çay Cuma'ya emeği ve hizmeti geçen mülki ve idari amirler ve sayın değerli konuklar, sevgili hemşehrilerim, hepinizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Hoş geldiniz. Ayrıca ben kendimle tanıdığım Ahmet Ertan Mısırlı ve bugüne kadar genellikle Ertan Mısırlı, an Ertan Mısırlı'yı kullanıyorum ama İstiklal Savaşı Gazisi sevgili adını sadece İstiklal Madalyası'nı bana emanet etmedi, adını da emanet etti. O yüzden Ahmet Ertan Mısırlı yazdırdım bugün. Çay Cuma'da ilk kez açıldığında. Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu üyesiyim.
2011'den beri görev yapmaktayım. Ayrıca sendikamızın yönetim kurulunda sizlere selam ve sevgilerimi getirdim. 21 Nisan 2016'da sevgili başkanımızın Bülent Kanat Ağacı'nın mail adresine gelen davetini aldığımda ilk aklıma gelen 2013-14 seçimlerinde 3-4 Nisan'da sayın başkanım ben buraya Atatürk Kültür Merkezi'ne imza günü için gelmiştim. Çünkü Fazıl Üstüdağlarca 100 yaşında oldu. 20 yılını alan bir araştırma anı dergi kitabını basılmıştı. Ve Dağlarca'ya bir saygı dönüşü olarak o kitabı ilk kez Zonguldak Sakin sevgili Ahmet Üstün gün girişimleriyle daha sonra buraya gelmiştim. Orada bazı şeyleri paylaşmıştım. Aradan 2 yıl geçmiş. Ben Sayın Başkanımızın hizmetlerini, yaptıklarını okuyunca bu kadar kısa bir sürede böylesine etkin ve başarılı bir hizmet anlayışına sahip olduğunu görmekten çok mutluyum. Ve şuna inandım ki sosyal demokrat belediyecilik dilinden yıllardır dilimize pelesenk olmuş o şeyin Çay Cuma'da gerçekleştiğini bugün itibariyle görmüş oldum ve Atatürk heykelinden öğretmenler evine doğru yürürken kendimi bir an İstiklal Caddesi'nde hissettim tırnak içinde. Artı eğitim senin 1 Mayıs kutlamalarının içinde ve kendime bulunca kendimi Taksim'e gelmiş gibi hissettim. Artı 2 gün önce de 1977 Mayıs'ında kaybettiklerimiz sınavasını kazancı yokuşuna karanfiller bıraktığımızı söylemek istiyorum. Diskevalı bir sendika olduğumuz için yazarlar sendikası. Ayrıca ben 1977'de 19 yaşında bir gençtim. Cumhuriyet Halk Partisi CHP Üsküdar Gençlik Kolları'ndan aldığım bir pankartla o mitinge katıldığımı hatırlıyorum. Orada faşizm kanlı sermaye diktasını yazıyordu. Aradan geçen yıllara bakıyorum da pek bir altılı yol almışız ya da bütün kazanımlarımızın çoğunu kaybetmekle meşgulüz. Bu da üzücü. Şimdi konumuz bu değil. Ben yol boyunca 3 gündür uykusuzum. Çok yoğun bir şekilde buraya gelirken hatıralar, anılar çok şey çöküm etti. Sörf yapmaya başladı. Ve bir türlü o yorgunluğumu atamadım. Bunu şimdi için söylüyorum. Bu süreç içinde başkanımın yazdığı burada hepsini çok beğeniyorum ama en çok belki şairliğine vereceksiniz. Bir kere bir şekilde çok sevdim bugün gördüğümde. Hani diyeceksiniz ki en son bir şekilde ne zaman bindim? 1968'de SEKA açılmıştı, beton yollar dökülmüştü. En son orada binmiştim ama şimdi yeni bir bisiklet alabilirim diye düşündüm Çay Cuma'ya gelip. İkincisi, hepsini saymayacağım çünkü süremiz kısıtlı. Cezaevinin müze yapılacak olması düşüncesiydi. Neden diyeceksiniz? Ben az önce söz ettiğim Hacı Ahmet Mısır'ın o İstiklal Savaşı gazisinin torunu. Ben de bir 12 Eylül gazisiyim. Bu nedenle benim düşün, benim hayalim bütün cezaevlerinin bir gün müzeye dönüşeceği bir ülke. Bunun için kendime bildiğim gibi, işte dedim ya, 74'ten bu yana mücadelem sürüyor. Bu daveti aldığımda hemen bir yazıya soyunduğum Sayın Başkanımız var. Gerçi devam edecek bir yazı ama sizinle paylaşmak istiyorum. Bununla bitireceğim. Bir de CHP İl Başkanlığı 1 Mayıs metni hazırladı. Bu metin Orhan Kemal'in oğlu, değerli romancımız
CHP Kültür Komisyonu Başkanlığı'na getirilen Işık Öğütçü tarafından sendikamıza gönderildi, sağ olsun. Ben de bu bildiriye kendi adımla yönetim kurulunda imzamı aldığımı söylüyorum, belirtmiş oluyorum. O bildiriye vaktimiz kalırsa döneriz ama ben şunu sabrınıza sığınarak hızlı bir şekilde durmak istiyorum. İnsanın yaratıcılığı peki, ben sıkıntılı bir durumda, kendim de çok sıkıntılıyım, ülke çok sıkıntılı, şehitlerimiz varmış, onların anısına saygı duyarak bu konuşmayı bir başka davete, kendimi bir kez daha davet etmiş, hiç aramıyorum, ya bir başka toplantının konusu olursa ben yazıyı tamamlamış olurum ama buradan ayrılırken uzun bir şiire başlamak adlı bir şiiri paylaşacağım. Uzun bir şiire başlamak, 1971. Kırmızı ayaklı bir güvercin buluyorum, ıssız bir istasyon kanepesinde. Konuşmadan oturuyoruz sabaha kadar, uzaklarda bir plak sızlayıp duruyor, 1971'deki yalan gibi. Geldiğimde 12 yaşındaydım, şimdi 52. Keşke 1971'deki gözlerimle bakabilseydim sana. Hayat bir okul bahçesinde devam edebilseydi. Ayrılırken kasabamdan bir kağıt kamyonunun kasasında çocukluğumun soğuk ırmakları bir bir arkamda kalırken söğütten bir dal kırıp bıraktım Çaycuma köprüsünden Filya Sayman'a. Üzerlerine ilk şiirlerini yazdığım kağıt balyaları ne yazık ki birlikte büyüklüğümüz kavak ağaçlarıydı. Kargalar doluşurlardı yağmurlu güz ikindilerinde kavaklığımıza. Gökyüzünün Yahudileriydi kargalar dediğim için. Bense her gün biraz daha uzayan, her gün biraz daha boyatan bir çocuktum. Hiç durmadan kavak ağaçlarına tırmanan. Bir serçe telaşıyla inmiştim pencerelerinden hüzün sarkan Üsküdar'a. Ta Kurtalan'dan kalkıp Haydarpaşa'na garına gelen kuşluk trenindeki gurbet kuşları gibiydim Orhan Kemal'in. Bahçemdeki sonbaharın kederini taşımıştım sana. Yoksul makasçının gözlerinde vakitsiz bir gar uzanıyordu. Gördüm. Isırdığım elmanın çekirdeğiyle yüzleştim. Bir iç yarasıdır şimdi aşkı arayan yaz içinde. Teşekkür ediyorum. Tabii az önce hoş olmayan tabii bir haber aldık. Bir Bartın'dan bir de Gökçe Bey'den şehidimiz varmış. Allah'tan rahmet ediyoruz. Tabii inancımız şu, bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek. İşte biz nasıl Çaycuma'da bugün kenetlendiysek ülke olarak da kenetleneceğiz. O tür şeylere asla ilişki vermeyeceğiz. Allah rahmet eylesin. Evet, bugünümüzde davetiye gönderip de katılamayan bölgemizde hizmet etmiş bürokratlarımız var. Cevdet Can, şu anda Tokat Valisi. Profesör Doktor Mehmet Haberal. Saadettin Doğan Yiğit, Sayıştay Başdilekçisi. Öney Alpago, Devlet Eski Bakanı. Oktay Sadekin, Maden Mühendisi. Ahmet Zoroğlu, Makine Mühendisi Odası Yönetim Kurulu. Mustafa Ekşi iş adamı, Zekeriya Baş inşaat ve emlakçı, Murat Cinan banka yöneticisi, Yılmaz Bulgun Kalkınma Bankası Genel Müdürü, Cüneyt Güner ve Şaban Uçak Vakıflar Bankası emekli müfettiş. Evet, komite aşağı yukarı oluştu. Yine bundan sonra da komiteye girmek isteyenler olursa ulaşabilirler. İlla ki burada olmayabilir o işte.
Evet, başka bu konuda söz almak isteyen? Bir de Ankara Üniversitesi'nde Çarşamba'dan bir hocamız var, Rica Yenan, profesör, evet, doktor. Ona da daveti çok geç ulaşmış, o da çok selamlarını söyledi. Rica hocamı da bence konuya yapmak.
Son konuşması olur umuduyla biraz uzattım. Teşekkür ediyorum davet için sevgili kardeşim. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Bu uçuk projeleri bekliyoruz da. Ben Bülent Bey'e bırakıyorum konuşma için sonra. Süredir belki görüyorsunuzdur, Çarşamba'nın sokakları kazılırken biz de fiber döşemeye başladık. Şu anda 72 binaya girmiş durumdayız. Tahmin ediyorum bu yılın yazı sona erdirdiğimiz zaman Çarşamba'nın merkezinin tamamında her eve 1 gigabite kadar çıkabilen bir internet hizmetini makul maliyetlerle edinebilme imkanı olacak. Artı çay cuma içinde telefon görüşmeleri de ücretsiz hale gelecek. Böyle bir çalışmamız var. Ben ne yapalım? Artık verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Evet, başka söz hakkı Hikmet Bey var orada mı? Ayrılmıyor mu? Kimse kalmadı yok. Evet, Alaaddin Bey, sizi böyle de alabiliriz. Tamam. Evet. Ahatlı Köyü'nden Alaaddin Akbaş ben. Arkin Emniyet Müdürü'ydüm bir ay öncesine kadar. Orada yaşanan bir doğa meselesi nedeniyle ben insanlardan tarafa yön verdim kendime. Sayın Ekim'in şöyle de geçici. Ama ben bugün Artvin'e gitsem, Artvin'e beni omzumda taşır. Benim düşüncem bu. Bugüne kadar görev yaptığım her yerde, Erzincan, Diyarbakır, Bartın, kendi ilçemizdi Bartın ve Ankara. Hepsinde aynı şekilde ayrıldım. Alnıma kayrıldım. Her çarşamanda bunu yapacağını düşünüyorum. İleride görev yaptığımız yerlere aynı şekilde, aynı dik duruşumuzla tekrar gidebilirim. İnsanlarla çay kahve içebilirim. Bunu biraz önce Cem Hocam'la da konuştum. Sizinle de paylaşmakta bir iş görmüyorum. Tabii bir kamu görevlisiyim. Bu anlamda bu konulara çok da girmem doğru değil. Bunun da farkındayım. Ama sadece bunu söylemek istiyorum. Makamların evliler hepsi geçici ama insanlık kalıcı diye düşünüyorum. Hepinize, özellikle başkanıma ve buradaki bütün büyüklerime, hanımefendilere, beyefendilere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Kerem abi. Sevgili hemşehrilerim, benim adım Kenan Köktürk. Mesleğim elektrik mühendisi. Enerji sektöründe uzun yıllar genel müdürlük yaptım. 33 yıl memuriyet hayatım var. En sonunda TEDAŞ genel müdürü olarak emekli oldum. Ben Beycumalıyım. Beycuma'nın Kırbeyler köyündeyim. Ama Çaycumalıyım çünkü kolumun biri orada, biri burada. İşte kız kardeşlerim burada. Köktürk soyadları biliyorsunuz, koca bir mahalle var. Hele hele benim soyadımdan bir de mecliste bir milletvekilimiz vardı. Köktürk soyadı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kütüğüne işlendi. Bu da benim gururumdur. Şimdi silah vardı arkadaşlar. Ölürsem ölürsem de köyümden kimse olmasa zaten. Ben öleceğim de. Şimdi köyümden çok kimse var. Fakat ben Ankara'larda çok övünüyorum biliyor musunuz? Çünkü çay cumalı yok. Çay cumalıkla övünüyorum. Biri dese ki ya sen çaycuma dedin ki çaycuma övüyorsun değil mi diye. Yani yok onun için ben çaycuma da övünüyorum. Biliyor musunuz çaycumayı açık gelin de. Çaycumadan benim dediğim 3 tane bakan çıktı. 5 tane sendika genel başkanı çıktı. Genel maden işi. Türkiye'de çok önemli bir sendik olan genel maden işlerin genel başkanlarından 5 tanesi çaycuma. İkisi rahmetli oldu. Mehmet Tezer Şemsi Bey. Biri bir önce Çetin Altun. Ondan sonra Ramazan Denizer. Peşinden Ramiz Puslu. Arkadaşlar, çay cumayı yani kendimi çok hafif aldı. Çay cuma çok önemli bir yer. Bakın profesörlerimiz var. Sayın bakanlarımız var. Şimdi ben açıkta bir nevi şuna gireyim. 30
Mart belediye seçimleri önce Sayın Bülent Kamtancı, Bülent Kamtancı 40 yıllık kardeşim, arkadaşım, adaylığı kesinleşince medyada şunu paylaşmıştım. Benim tanıdığım Bülent Kamtancı ise Çay Cuma'yı Türkiye'nin incisi, bölgenin birincisi yapar. Buna inanın diyor. Ha, bu çalışmayı 2 yıl geçtik, gördük. Benim ufak tefek bir şeyim vardır. Hanımefendilerden, beyefendilerden özür dilerim. Sıçanın sütlüğü denize katık ol derler. Hizmet denizi var. Benim bir şey olduysa katık olmuştur. Yani bir şey olmamıştır. Hizmet denizi. Şimdi biz bir örtmesinden Sayın Bakan'ın da bunu çok yaşadı. Bir hemşehrimizi bir yere götürür göreve. Şef yapardı. TK'da olmuştur, diğer kuruluşlar kendilerine. Onu affedersiniz, lojmanı da verirdik. Şu bu işi bitince, müdürüm ne yapayım? Oğlum git işte çarşı mallarına kayıt ol. Affedersiniz, hatta affedersiniz. Falan partiye git kayıt ol falan der. Müdürüm ya, beni bu işe karıştırma. E ne için karıştırma lan? Şimdi de iyi gidin siz. Şimdi gördüm, herhalde bir şeylerle karışmasımız var artık. Onun için şu komiteyi kurdunuz, çok kuvvetli hocalar var. Biz Sayın Bakan'la sadece arkada dururuz. Gençler, hocalar çalışır, biz şey yaparız ama bunu mutlaka sembolleştirelim, gelenek haline getirelim. Her gün, hiç olmazsa bir iki gün bir araya gelelim ama bir arada koplayalım. Sayın Belediye Başkanımıza, kardeşime bizleri bir araya getirip bugünü tertip ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Bunun gelenek olmasını can gönülden istiyorum. Çay Cuma'nın önünü çöpler olmasın, tıkamasın kimse. Çöplerle işimiz yok. Çöplerle işimiz yok başka. Onun için hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum, hürmet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın abi, çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz ve tuttuğunuz ışık için çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, evet. Artık bu konuşmaları kapatalım. Benim foyalarım açığa çıkıyor. Şimdi elektrik şebekesine yer altına alan da Kenan Bey. Evet, biliyorum. İller Bankası Genel Müdürü'yle tanıştırıp onunla işlerimizi halleden Hasan Gemici Bey. Ben de iş yapıyorum. Hayır, bir de diyorlar ki Çorba'da tuzumuz. Ne tuzu? Değil onlar mi? Onlar mütevazıklar. Evet, teşekkür ediyorum kendime. Çok teşekkür ediyoruz Kenan abi, emekleriniz için. Hikmet Bey'le... Evet, Namis Başkan, Genel Mali İş Devleti Başkanımız. Eski lafını kaldıralım artık Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Kenan Bey'in ismini zikredince kendimi sorumlu hissettim. Hayır. Çıkayım hemşerilerime, dostlarıma. Bir iki, kendimi tanıtayım. Öncelikle sözlerime başlarken 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Emek Dayanışma Günü cami gününden kutluyorum ülkemizde ve dünyada. Az önce başkanımız yine ülkemize Doğu Güneydoğu'dan şehit haberleri Gökçevre'ye, Bartın'a şehitler bir düştü. Allah rahmet eylesin diyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Efendim kendimi tanıtayım. İsmim Ramiz Mutlu. Zonguldak Çaycuma Yeniköy doğumluyum. 1981 yılında Türkiye Taş Kömürü Kurumu Üzülmez Asma İşletme Ocağı'nda yer altında üretim işçisi olarak, yani sizlerin de eski söylemler kazmacı olarak işe başladım. Sanatımda ustalık, nezaretçilik, şeflik dönemleri yaşadım. Bu zaman süreyi yaşarken sendikamızda, 46'da kurulan sendikamızda rahmetli Mehmet amcayla, Mehmet tezerle temsilcilik, yine aramızda Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selahattin Ataman var, Şemsiye'yle Mehmet tezer büyüğümüzle çalıştık. Kendisine saygılarımı sunuyorum. Çalışma, ondan da çalışma muradına erdim. Üzülmez Şube Başkanlığı 99-2008 yılları Genel Merkez Teşkilat Sekreterliği, 2008-2011 yılı Genel Maden İş'in Genel Başkanlığı'nı taşıdı. Şu anda Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda İş Güvenliği Eğitim Daire Başkanlığı'nda eğitim uzmanı olarak çalışıyorum. Tabii ben Zonguldak'ta oturuyorum ama burada bütün konuşmacı arkadaşlarımız doğal olarak il dışından gelenler,
Çay Cumağı ilimizin, ilçemizin güzelliğini kendi bulundukları illerde, ilçelerde, görev yaptıkları illerde anlattılar. Ama hasret tabii ki zor bir şey. Gurbet zor her şeyden önce. Biz işçilik dönemimizde bunu yaşamadık diyebilirim. Ama Zonguldak'ta oturmamıza rağmen mutlaka 15 günde bir köyüme geleceğim, bir akşam yapacağım. Ama Çay Cuma'ya girmeden de bir günümü köyde geçiriyorum. Sayın Belediye Başkanımız, kısa dönemde çok işleri başardı. Tüm engellemelere rağmen başardı. Demek ki her şey iktidarın elbette desteği olacak ama iktidarsızsa başkanımız bilgisiyle, birikimiyle, donanımıyla Çay Cumağı yaşanabilir bir ilçe. Umut ediyorum ileriki yıllarda daha güzel bir kent görünümüne gelecektir diye düşünüyorum. Başkanımızın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır diyorum. Konuşmacı arkadaşlarımız Filios projesiyle ilgili söylemlerde bulundular. Ben de buradan onunla ilgili Sayın Başkanım, sadece biz sanayi onlar orada yapsınlar ama Çay Cuma Belediye hudutları içerisinde az önce ifade etti arkadaşlarımız yine. Bir görünüm olarak ülke dışına da çıktım. Birçok yerlerde gördüm. Irmaklar dolu dolu akıyor. Kenarlarında işte eğlence yerleri, insanların nefes alabileceği, sosyal anlamda buralardan da biz Çay Cuma ilçesi olarak, Çay Cuma'da yaşayanlar olarak biz de bir şeyler istiyoruz. İstemek de hakkımız diye düşünüyoruz. Ben sözlerimi bitirirken tekrar buraya Sayın Başkanımıza bizleri Çay Cumaları bugün burada toplamasından dolayı şahsım olarak çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllar bu Çay Cumalı geleneği umut ediyorum Sayın Bakanımız da tarihi de verdi önümüzdeki yıl için. Festival havasında kutlanacağından hiç şüphem yok. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Belediye Başkanımıza da başarılar diliyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ederiz. Hikmet Kavuk Bey var orada. İstanbul'dan geldi sevgili dostumuz. İstanbul'da Zonguldakların kapısı. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, değerli Çay Cumalılar, değerli hemşehrilerim, hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanımıza böyle bir organizasyon için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Çay Cumalı'nın gerçekten böyle bir organizasyona ihtiyacı vardı. Çay Cumalı biz İstanbul'da her zaman görüyoruz. Çok beğenilen bir bölge. Çok beğenilen bir ilçe, özellikle memur içerisinde, memur ortamlarında bu bölgelere yapan memurlar, buradaki insan ilişkilerini, buradaki hoşgörüyü, buradaki kültürel yapıyı gerçekten anlatamata bitiremiyorlar. Bu anlamda bu kültürümüzün daha da gelişmesi için bu başlangıç önemliydi. Buna bölgemizin ticaret odası, sanayi odası gibi kitle örgütlerinin de sahip çıkması gerekir. Özellikle esnaf odaları, ticaret odası veya buna benzer kitle örgütlerinin de bu komisyonda olması, diğer kitle örgütlerinin olması, diğer kamu kurumu kendi kuruluşlarının bu olaya destek olması gerekir. Burada hiçbir parti düzeltmeden yıllarca bunu devam ettirmek gerekir. Çay Cuma paydası altında lobicilik faaliyetini mutlaka yerleştirmeniz gerekir. Ben 78'de ayrıldım. Çay Cuma'dan okumaya gittim İstanbul'a. Çok zorluk çektik gerçekten orada. İlk 10 yıl 90'lara kadar çalacağımız bir kapı yoktu bizim bölgemizde. O bağlantılarımız yoktu. Bunların geliştirilmesi de çok. Ben kendi adıma yaşadığım için özellikle ben şu anda meslek olarak da zaten uzun yıllardır Marmara Üniversitesi'nin Mezunlar Derneği Başkanıyım.
her sene binlerce öğrenciye katkı veriyorum. Bu nedenle istiyorum. Yani o yaşadığım öğrencilik yıllarındaki eksiklikleri gidermek için Marmara Üniversitesi'nde örneğin ilk dersi ben veriyorum öğrencilere uzun yıllardır. Biz ne yaparız, nereden ekleriz, ne iş yaparız, amacımız nedir, nasıl hayata bakmalıyız felsefesi içerisinde. Ben bu tür örgütlenmeleri önemsiyorum. Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon için. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda daha güzel olacağını, bunun bazı tartışma platformlarıyla daha da zenginleştirilebileceğini düşünüyorum. Bizler iyi eğitim aldık. Bu eğitimimizde dünyanın her türlü geliriz ama ben şunu gördüm. Köklerini kaybedenler çabuk sağlıyor arkadaşlar. Asıl olan köklerimizin eğitimimiz kadar dünyanın öbür ucunda iş yapabileceğimiz, çalışabileceğimiz birikim kadar eğer köklerimiz sağlam değilse bakıyoruz ki o insanlar birçok yerlerde hatalar yapıyorlar. Köklerimize bağlı olduğumuz zaman, geleneklerimize, analarımıza bağlı olduğumuz zaman daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu amaca da bu toplantıların katkı vereceğini düşünüyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sarıyer Belediyesi'nden gelen bir misafirimiz var. Onu da bir tanıyalım. Sayın Başkanım, değerli protokol, Sayın Çaycı Mahallar, 3 yıl sonra Çaycı Mahallar'a gelebilirim. Çalışmalarla adım Coşkun Uzal'dı, Sarıyer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri'nin bu. 3 yıl önce daha sık biliyorum ama yoğun çalışmalardan dolayı gelemedim. Ama bu geldiğimde bir şey fark ettim. Çaycuma'da yaşam standartlarının yükseldiğini fark ettim. Bu da beni çok mutlu etti ve bundan sonra daha sık geleceğimi düşünüyorum. Çaycuma'mızda çok değerli insanlar çıktı. Çaycumamızdan çok değerli kişiler çıktı. Bunlar çoğu dışarıda katkıları bugüne kadar oldu ama Çaycumayı bir yere getirmek için çok özür dilerim. Çok heyecanlıyız gerçekten. Çok heyecanlıyız. Bu kadar çaycumanın karşısında kolay evet. Değil tabii. Bundan sonra daha olaya ciddi bakmamız gerekiyor. Çaycumamızı tanıttım. Çaycumamızı daha çok çaycumamıza daha çok sen sahip olmamız gerekiyor. Çaycumamız ben bunu diyorum. Sayın Başkanım'a başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Davetinden gerçekten heyecan duydum. Onurlandım. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Hüseyin Bey. Ya herkese tek tek söz verdi. Karadol İşletme Müdürümüz Hüseyin Bey. Ben Hüseyin Çınar Çoban köyünde işletmemiz olarak Karadon'da, Karadon arasında ikili bir Karadon işletmemizi bir olarak da olarak da adım Hüseyin Çınar tekrar edeyim. Uzun zamanlardan beri kendi bölgemizde çalışmama rağmen bugüne kadar
farkında değilim yani. Olduysa da biz dernekçilik de yaptık. Kaymalar Derneği'nde de görev yaptık. Savaş başkan filan. Bizden sonra da oradan devam ettiler. Hala devam ediyor. Ama ne hikmetse böyle çay cumaları 7'den 77'ye kadar olan yaş değinip bir araya getiren etkinlik olmadı. Bu etkinliği düzenleyen ve bu etkinliğe çabası olanlar hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizleri böyle bir kaynaşma ortamı yarattıkları için hepsinden minnettar duyuyorum. Daha da iyi olacağına inanıyorum bir daha sonraki böyle etkinliklerin. Daha da farklı şeyler de yapılabilir. Bizden de istenilebilir. Biz madenciyiz ama her türlü katkıda da bulunabiliriz yani. Teşekkür ederim. Hüseyin Bey, komitede de bizlere destek verecek kişilerden bir tanesi. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Evet, Ayvola Bey, eski meclis sanıyoruz. Şimdi TTK'da başvuru etmiş. Ben Ayvola Şakma. Madem mühendiyim. Şu anda taş kömüründe müfettiş olarak görev yapmaktayım. Tabii ki kişisel olarak bulunduğumuz makamlarda yapacağımız her olumlu hareketi Çaycuma'ya bir hizmet olarak gördük ve o bağlamda çalıştık. Ben toplantının sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Başkanımıza özel vermek istediğim bir mesaj vardı. Hep unutuyorum. Burada vermem. Benim için daha değerli olacak gibi düşünüyorum. 3-4 ay önce benim sorunum oldu. Kızım ve damadım doktor Roma'da oturuyorlar. Orman işletmesinin karşısında. Tabii 2 aydır bebek arabasına bindi. Evden çıkmak mahresi doğduğu için Zonguldak'ta bu yaşantıyı gerçekleştiremiyorlar. Doğum izni olduğu için Çaycuma'ya. Özel bir durum ama Çaycuma'ya gelip Çaycuma'da bebeğine geliyor. Mümkün mertebe burada kalmayacağım. İşte farkındalık böyle bir şey. Ben gördüm. Çok önemli bir şey. Bebekler ve engellilerin huzurunda yaşadığı bir kent oldu şehrimiz. Ben bunun için çok kutluyum. Bizler için de çok önemli. Bunun için de her türlü katkıyı biz Çaycuma Belediye Başkanlığı'na vermek durumundayız. Hepimiz elimizde. Başarılar diliyoruz. Başarılar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Son olarak da kulak burun boğaz uzmanımız, hemşerimiz, hasta olunca hemen kapısına gittiğimiz Kemal Bey. Kemal Lütbay. Teşekkürler başkanım. Önemli yere kadar. Canım sağ olsun. Arkadaşlar, teşekkür ediyorum bana söz verdiğiniz için. Benim de bazı şeyler söyleyeceklerim var zaten. Şimdi şehrimizin hafızasını dönüşünün önemli. Yani şehrimiz hafızası zaman zaman yapan adalar izleyiciler. Hafızasında adalar bir meydana geldi. Evet. Yani kent aidiyeti, yani kente bağlılık ve şehrin hafızasıyla meydana gelen bir olaydır. Bunlar da şehrin eski yapılarıdır, dev ağaçlarıdır. Fakat ne yazık ki bizim eski yapılarımız yani tam olarak korunamadılar. Yani buna üzgünüm daha doğrusu. Örneğin bir halk evi binası ben görmedim ama o yıkılmış. Niye yıkıldı bilmiyorum. Arkasından tekel binası vardı, tarihi binamız. O yıkıldı. Bunu da niye yıkıldı bilmiyorum. Bir de istasyon mevkisi, sembol ağaçları vardı, çınar ağaçları vardı. O ağaçlar tamamen kesildiler. Ben bunu duyduğumda Zonguldak'tan haber aldım. Ağaçların kesileceğini. Hemen ondan bölünür aldım. Neden kesiyorsunuz veya kestiriyorsunuz diyerekten. Ve tatmin edici cevap alamadım. Ve hiçbir çağcım halka da o kesime karşı çıkmadığı için üzgünüm. Yani insan içerisinde kentine sahip çıkması gerekiyor. Yani bundan sonra peki tarih binalarının zaten korunması gerekiyor. Çünkü hemen insanın bağlılığı, o şehire ait olması eskiye bağlı. Bir de tabii sembol insanlarımız da var o kentimizin. Onlar da çağcıma bağlayan sembollerden bazıları. Örneğin
marketing hocamız, Aynur hocamız, rahmetli Cemil abimiz, Bakir Bay gibi insanlar, Abdurrahman Demci gibi insanlar. Bunlar da tabii kentin hafızası ve tarihlerdir. Tabii Mustafa Selen'in taşısını sayamadığım bir insanlar var. Bir de hala şunu yanıyorum, yani maalesef bazen siyasi sayıklar da olsa gerek, kentimize bazı hatalar yapıldı. Ben örneğin Birol köyündeyim. Birol köyünün Rediyodun'dan buna dahil olması çok yanlış bir olaydı. Oradan mümkün değil, kent olmaz. Çünkü bunlar olmaz, yani bir kere çok uzak bir yer. Artı dağ köyündür orası. Artı orada tarım ve hayvancılık yapılıyor. Ekin, mısır ve nohut tarım yapıyor. Evet. Orada bildiğim kadarıyla. Yani o kentin oraya harcanacak enerji ve kaynaklar bence heba edilmiş kaynaklardır. Bir an önce oranın Rediyodun'dan çıkarılmasını ben şahsen rica ediyorum başkanımdan. Çünkü hakikaten oraya harcayacağı kaynağı, örneğin tren yolunun doğusundaki o dağ yok kadar olan bölgeye bir yerinden bırakılanıyla bir kentsel dönüşüm yapıp orada yeni bir çekim alanı yapılabilir, yeni bir çarşı, yeni bir mahalle yapılabilir. Ama tabii ki kentsel derken nansal olmayacak. Başkanımızın seçim vaatlerinde olduğu gibi alçak altı ve bahçeli binalar ve ortasından 100 metre çapında bir çarşı, meydanı olan bir çarşı yapılabilir. Tabii araç kılıklarımız için bir çarşı, başkanımızın daha önceki yaptığı gibi. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Daha önce bir araba bırakmayın. Bir kaza almışlar, donanmışlar ama önemli değil o kadar. O yüzden biraz senin yorgunum, biraz da heyecanlıyım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başkanımıza tekrar da başarılar diliyorum. Bundan sonra yapacaklarımda inanıyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Genel Madde İlişkiler Başkan Yardımcılarından daha önceki Selahattin Ataman. Evet. Şu anda muhtarımız. Geçmiş. Sayın Başkanım, değerli bakanımız. Kapıyı kapatsak mı? Değerli Çağcı Mahmut'un dışarıda görev yapan değerli hocalarım. Ben de hepimizin saygı ve sevgilerini anlıyorum. Ben Sandal'da köyünde doğdum. İl okul mezunuyum. Son iki yılda muhtarlık yapıyorum. Sendikacılık yaptım. Hangi görev olursa olsun son yaptığım görevden daha mutluyum. Köyüme hizmet veriyorum. Köyüme hizmette burada bana emeği geçen arkadaşlarımız çok. İller Bankası'ndan beri 300 bin liraya çıkaran arkadaşlarımız var. Ben bana yardımcı olan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ama şunu söylemeye devam. Ben burada bir siyasi parti mensubu olarak burada değilim arkadaşlar. Burada çoğu arkadaşlarımız böyle değil. Ben çarşıma sevgisiyle buradayım. Sayın Başkanım bize davetiye gönderdi, topladı. Ama ben burada sanki burası yani muhtar kardeşlerim bir siyasi parti mensubu gibiymiş gibi buraya katılmamalarından çok büyük üzüntü duyuyorum. Kendilerine Selahattin abi, bu ilk dışındaki çaycı mallara yönelik bu üzüntümü, bu üzüntümü ileteceğim. Bu çaycı malların toplantısına görev yapan herkesin katılması gerekir. Bu çay cuma sevdalar toplantısıdır. Sayın Başkan buraya bizi davet etmişti. Ben o davet üzerine geldim. Bülent Yöntersin'in de çay cumada yaptığı yenilikleri can yığınlığından destekliyorum. Param olsa da para da versem de. Bunlara saygı duyuyorum. Özellikle görüşlerini de belirten değerli arkadaşlarımıza bu konuda yardımcı olacaklarını da inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben bu arada bir mailimiz var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine bir profesörümüzden. Yöremizden geçişerek ülkemizin farklı yerlerinde önemli hizmet konumlarında bulunmuş ya da bulunan saygıdeğer meslektaşlarımı bir araya getirdiğiniz Çaycı Mallılar Buluşuyor toplantısına önceden belirlenen programa nedeniyle maalesef katılamadım. Davetiniz için yürekten teşekkür ederim. Bu bölgede doğup büyüyen ve daha sonra ülkemizin farklı yerlerinde görev alan mensuplarımızı buluşturma projesinin yöremiz için çok yararlı bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Bu nedenle başta şahsınız olmak üzere bu etkinlikte payı bulunanları kutluyorum. Sayın Başkan, herkesin yakından bildiği gibi 20-30 yıldır ülkemizde yaşanan büyük kentlere göç nedeniyle boşanan köylerimizin durumu
başta olmak üzere bölgemiz birçok sorunla yüz yüze bulunmaktadır. Karşı karşıya bulunan sorunların yerel yöneticilerin omuzlarına yüklenemeyecek kadar büyük boyutlarda olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu bölgeden yetişenler olarak bu sorunlara kayıtsız kalamayız. Ben bu buluşmaların daha çok bu alanda yoğunlaşmasını, organizasyon içinde bölgemizi geliştirme ve sorunlara çözüm arama oturumlarının yer almasını diliyorum. Çaycuma, Gökçebey Devlet bizim göremizin birbirinden ayrılamaz üç merkezi durumda. Bu nedenle geleneksel hale getirilmesinde büyük yarar olan bu toplantıların bu yöre insanlarının katılımına açık olmasına ve üç ilde üç ilçe arasında işbirliğinde büyük yarar olacağını düşünüyorum. Bu dilekle düşüncelerimle şahsınızda tüm Çaycumalı hemşerilerime ve katılımcı dostlara sevgi ve saygılar sunuyor. Bu mutlu buluşma toplantısının ufuk açıcı sonuçlar getirmesini diliyorum. Profesör Doktor İsa Eşme, YÖK eski başkan vekili. Evet, emekli ağabeyimiz Arif Bey. Her şey söylendi. Ben Sayın Başkan'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Gerçekten yaptıkları, yapacaklarının teminatı olduğuna inananlardanım. Çaycuma'yı çok seviyoruz. Çaycuma için yaş bitmiş, iş bitmiş ama biz varız. Mehmet Güneş Bey. Evet, Mustafa Hoca. Buyurun hocam. Hocam, bu kitabı yapalım. Mustafa Hocam, kameraya ver de. Herkesi kaydetmelisin de. Kırmızı durursa tekrar kaydetmelisin. Belediyenin kaydı yok. Şeyim yok. İyi akşamlar. Sayın protokol, sayın davetliler. Sayın Başkan'la biz Facebook aracılığıyla seçiminden sonra epey sonra tanıştık. Benim Facebook'taki yazılarını görünce herhalde konuşmamın da iyi olacağını zannetti ki. Bana söz vermesini istedi. Benim konu yazılarım ne kadar iyiyse konuşmam da o kadar berbattır. Çünkü ben Çaycuma'nın Akçıtıklar köyünün doğdum. 7 yaşına kadar köyden çıkmadım. Annem okur yazar değil. Babam 3 yıllık köy okulu mezunu. Babam Ademoğlu Kapısı İlkokulu'nda ilkokula başladı. Şiir sevdası, ben sevdası. Üniversitede benim ben. Çalışmaya başlayınca şansına göre birkaç yurt dışı da kalma şansları yakaladım. Japonya, Kanada bir yere dörde yakın kaldım. Avustralya'da 10 gün kadar kaldım. Avrupa'ya gittim. Bir daha basın dedi durursa. Oralarda gittiğim yerde özellikle uzun kaldığım yerlerde kenti her şeyi incelemeye çalıştım. O yolu, bisiklet yolu, havuzları, kütüphaneleri, engelliler için yapılan yatırımlar 20 yıl önce başladı bu. Onları fotoğrafladım. Türkiye'ye dönüşte de nasıl bir kent istiyoruz diye söyleşiler yaptım. Oradaki fotoğraflarla buradaki fotoğrafları yan yana koyarak. Ondan sonra bazı arkadaşlarım ya senin o şeyi izledikten sonra sokağa çıkamaz olduk her şey gözünüze batıyor demeye başladı. Ben de şimdi onlara diyorum ki gidin Çaycuma'yı görün. Orası benim anlattığım kent gibi oldu. Bu yüzden gerçekten Çaycuma şu an Türkiye'de de ben çok kere gördüm. Türkiye'de tek bir örnektir. Bir başka örnek yok. Benim gördüğüm yerler için. buradaki o kavşak düzenlemelerini Avustralya'da gördüm hani. Hız yavaşlatan kavşak. Işık yok. Kasis yok. Ama kasis gibi de düzenlenmiş. Kavşaklar Avustralya'da vardı. Çok ilginç gelmişti bana. Yine bu bisiklet yolları Hollanda'da, Avrupa'nın çoğu yerinde zaten çok yaygın. Özellikle Kanada'da ve Japonya'da ben çok bisiklete de bindim. Bu kadar kalabalık içinde hiç kimseyi rahatsız etmeden, bir kere korona çalmadan hayat geçiyor, gürültüsüz, patırtısız.
Bana da özellikle örnek vermek lazım. Şehrin her tarafına, istisnasız her tarafına ayağınız takılmadan, taşa takılmadan, önümüze bir araç çıkmadan, bir çöp kutusu çıkmadan, bir elektrik direği çıkmadan bir uçtan öbür ucuna ister kaykayla gençlere böyle gidiyor, ister yürüyerek, ister bisikletle, ister engelli arabasıyla gidebilirsiniz. Türkiye'de bunun bir örneği olursa çağrım olacak. Ben o bakımdan çok mutluyum. Benim bir aidiyet duygum yok, onu da söyleyeyim açıkçası doğrusu. Ya şuralıyım, buralıyım, bunlar bilmiyorum. Hiçbir zaman olmadı bende. Onun için emekli olunca, demin hocamız, ismini unuttum, Karabük Üniversitesi'nden, Seyfur hocamız, emekli olunca Çarşova'ya yerleştirdim. Ben hiç düşünmüyordum doğrusu, yakın zamana kadar. Şimdi düşünüyoruz, ya biz de bir yerleştirdik acaba Çarşova'ya diye. Bilmiyorum ama en azından gerçekten bu özellikle bisiklet ve yaya ağırlıklı yatırımlar Çarşova'ya yerleşme konusunda düşüncem içeride değil. Çünkü yayalaştırılmış bölgeler insanın insan olduğu yerler. Batı'da, ben gazın yer arkasında da yazmıştım domalarda, zemin kat yaya içindir diyor. Kentler yayalar içindir. İnsanlar içindir. Araçlar için değil. Helsinki'de araçsız kent projeleri var. Bütün kenti araç sokmamayı planlıyorlar. Yani Türkiye'de olursa da bir çalışma olacak. Ben anlamda teşekkür ederim. Bir başka şey, daha önce benim bir mutlu sürekim var, bunu anlatmayacağım da. Bilim merkezine getireceğim sözü. Eğer bilim merkezi açılırsa gerçekten Çarşova'da bütün bu bölgede de herhalde ilgi odağı olacaktır Çarşova. Çocukları özellikle ilkokuldan itibaren bilimle tanıştırmak. Ve özellikle günümüzde çok daha önemli bir konu. Eğer bu bilim merkezi açılırsa bir mezun olup kutlaştıklar olsun ilkokulun ve kendi köyündeki ilkokul çocukların ilk giriş direktörü benden. Teşekkür ederim. Evet, sevgili Çay Cuma'lılar, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten bugün Çay Cuma'da çok güzel bir buluşma oldu. İnanıyorum ki bugün Çay Cuma'da buluşan birçok kişinin düne kadar tek ortak noktası nüfus kağıtlarına yazan Çay Cuma kaydıydı. Ama bugün o insanlar düne göre çok daha fazla şey paylaşıyorlar. Burada bir günü paylaştılar. İnanıyorum ki burada birbirleriyle telefonlarını verdiler, kartlarını aldılar. Yeni dostluklar kurdular ve gittikleri yerlerde bu devam edecek. Şimdi ben tabii görevlerim itibariyle Türkiye'nin birçok yerinde bulundum. Bugün burada arkadaşlarımızı dinlerken İşte Karabük Üniversitesi'nden, Eskişehir Üniversitesi'nden, işte Emniyet Haber arkadaşımız var, işte Başkent Üniversitesi, hatırlayayım, işte biraz önce hocam konuştu. Çaycuma'da çok gururlandı. Ama inanın bizim Çaycuma olarak, Çaycuma dışında Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da o kadar çok arkadaşımız var ki ben bunları biliyorum. Biliyorum ve burada bulunanlar bunu gerçekten çok azı. Tabii buradaki buluşmayı burada bırakmamak gerekiyor. Mesela İstanbul'daki arkadaşlarımızın çay cumalıksa orada da bir şekilde birbirlerini bulmaları, orada da işte önce sosyal hayatı, daha sonra belki ticari hayatı, iş hayatını paylaşmaları gerekiyor. Şimdi yani gerçekten bu çok bazıları çok şey gelebilir, yani anlamsız gelebilir ama o kadar önemli ki. Biraz önce diyor ki bizden arkadaşımız Kerçin Kenan işte İstanbul'da reklamcı matbaacı. İşte bakıyorsun başka bir arkadaşımız orada sigortacı. Bir arkadaşımız işte Marmara Üniversitesi'nde öğrenci birliği başkanı. Şimdi eğer hemşehriler birbirlerini bilirlerse bundan önce kendileri daha sonra Çaycuma yararlanır. Arkadaşlarımızın oradaki örgütlenmelere de katılmaları gerekiyor. Ben geçen sene İki sene önce İstanbul'da yerel seçimlere işte dolayısıyla İstanbul'da bulundum. Ya inanılmaz bir şey. Mesela bir kahveye gittim. Kendime inanın Basatlıların, bizim bu helvacılar Basatlıların böyle daha çok bulunduğu bölgeymiş. Sanki ben gitmişim şeyde Basat köyünde kahvede hemşehrilerle konuşuyor gibi. O kadar çok. O kadar çok. Ama onlar da örgütlü değil. Bakın örgütlü olmayınca ne oluyor? Örgütlü amacı ne oluyor? Şimdi
genel seçimlerde ben tabii bizim siyasi kimliğimiz belli. Ama bakıyorsun orada mesela kaç tane parti, işte İstanbul'da ne kadar belediye meclis üyesi vardır bilen var mı? Mesela Çaycuma'da, Zonguldak'ta bir tek belediye meclis üyesi yok. Bırakın orada bir belediye başkanını çıkartmayın. Şimdi tabii bu o hemşireler birbirini bilmezse, birbirlerini tanımazlarsa, kimin nerede olduğu bilinmezse sonuç böyle bir şey oluyor. O yüzden bugün buluşma gerçekten çok önemli. Ben Bülent arkadaşımızı, başkanımızı özellikle kutlamak istiyorum. Çaycuma'da bu güzel bir başlangıç. Belki yıllar boyu devam edecek başkanlık. Biraz önce işte tarihe bakarken ben yanımda birlikte 6-7 olsun dedik. Bülent de bana mal etti. 6-7 Mayıs olsun diye. Tamam, sağ olun. benim başka bir önerim daha olacak. Şimdi bu önümüzdeki sene, tabii bu ilkiydi. Bu da çok güzel oldu. Ama önümüzdeki sene şöyle yapalım isterseniz. Bu mesela 2 gün olsun. 2 gün olsun. Ve arkadaşlardan rica ederim. Gençleri, çocukları getirsinler Çaycuma'ya. Ve bunun böyle bir sosyal aktivite kısmı olsun bu toplantıların. İçinde köy olsun. Tabii. Bir eğlence olsun. Hayır, mesela şimdi biraz önce gittiğimiz SEKA'nın o sosyal bahçesinde eşler, çocuklar, aileler piknik yapar. Ama bir de işin Çaycuma tarafı olsun. İşte böyle bir toplantıda değerli arkadaşlarımız, hocalarımız, işte Çaycuma ile ilgili fikri olan insanlar da çıksınlar. Fikirlerini söylesinler. Öyle olmasın, böyle olsun desinler. Buradaki arkadaşları özellikle başta siyasi olma sorgulasınlar. Yani o niye öyle oldu, bu niye böyle olmadı diye. Yani bir forum şeklinde, forum tarzında böyle kalıcı bir şey olsun. Hatta diyorum, ama tabii başkanı kutluyoruz ama bence buraya gelenleri de kutlamak, gelenleri en önce kutlamak lazım. Davet edersin, kolay, mail atıyorsun, işte bekliyoruz, güzel şeyler de yazıyorsun. Ama Eskişehir'den kalkıp buraya gelmek, işte İstanbul'dan kalkıp buraya gelmek, herkesin işi gücü var, sorumlulukları var. Böyle kolay bir şey değil. Arkadaşlarımız fedakatları yapmışlar. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, sevgilerimden çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii biz bitiriyorduk fakat 2 tane daha eksiğimiz var. Hızlı Seren hocamız. Biraz onu da bir dinleyelim, düşüncelerini bir alalım. Arkadaşlarımızla yıllardır teknolojinin şu anki pozisyonda olmamasından dolayı haberleşmemiz 3 aşağı 5 yukarı bayağı kesildi. Fakat şu an bu teknolojinin de ilerlemesiyle uzun zamandır görmediğimiz, tanışmadığımız 40 yıldır 30 yıldır görmediğimiz arkadaşları bu arada görmek kısmet oldu. Bu ortamı gerçekten sağladığı için ve Çaycuma'yı son iki yıl içerisinde yaşanılabilir bir hale getiren belediye başkanımız Bülent Kantarcı'ya çok teşekkür ediyorum. Ve bu toplantıyı oluşturan tüm hizmeti olan, emeği olan tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Buralara gelen, bu çağrıyla gelen tüm arkadaşlarıma, tüm dostlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum geldikleri için. Hepsini muhabbetle kucaklıyorum. Evet, hocam, çok teşekkür ediyorum. Bir de aramızda Almanya'dan gelen, yani Almanya'dan gelerek bizi onurlandıran, ben de kendisini aslında sosyal medyadan yakından tanıyorum ama ilk defa burada yüz yüze geldim. Belediye başkanımız Almanya'ya gittiğinde ona ev sahipliği yaptığını, orada onu çok iyi ağırladığını sosyal medyadan biliyorum.
Kendisine ben hepinizin adına hoş geldin diyoruz ve söz veriyorum. Nevzat Gümüşoğlu. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Belirttiğiniz gibi biz en uzak yolda gelen herhalde biziz. Ben Almanya'dan geldim. Ama Çağcı Bağlı olmayıp, Çağcı Bağlı sevdalısı iki arkadaşımı da Almanya'dan yanımda getirdi. Kemal arkadaşım. Kemal arkadaşım Eskişehir'de. Sadece Sayın Başkanımızın daveti üzerine buraya geldiler. Tekrar yanımdaki Ali arkadaşım, kendisi Denizli'de, o da bu toplantıyı sunuyor. Evet, ben de bu toplantıda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Benim için çok yararlı bir toplantı. Ben de ilkokul, ortaokulu beraber okudum arkadaşları. 40-45 yıl sonra burada gördüm. Tanıştım, bazılarını isimlerini hatırlayamadım, simalarını tanıyamadım. Çok yararlı bir toplantı. Başkanımız da yurt dışına geldiği zaman oradaki sağ kolu biz oluyoruz tabii şarjı malı olarak. Ben de bu komiteye yurt dışı temsilcisi olarak yazılmak istiyorum. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Evet, sevgili Cumalılar. Almanya'dan Erdoğan Saka iş adamı arkadaşımız var. Bir görelim kendisini de. Evet. Hoş geldiniz kendisine. Evet. Onun yanında eğitim senin çok değerli başkanım Gökhan Hoca var. Evet hocam. Maksat tanışmak. Evet, İsmet Akyol. Evet, ondan. Ahmet Özgür'ün arkasına saklanmış gördüm. Ben son ben, sözü... Ben size söz veriyorum. Öyle mi? Peki başkanım. Evet, sevgili Cumalılar. Burada çok güzel, faydalı bir toplantı oldu. Belediye başkanımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. 6-7 Mayıs'ta Sayın Bakanımın verdiği tarihte önümüzdeki sene tekrar toplanacağız ve bu programın içeriğini az önce komiteye isimlerini yazdıran ve daha da ilave olacak olan arkadaşlarla birlikte programı yapacağız. Ve bu davet katılımcılara çok daha önceden bildirilecek zaten. Bu birincisiydi. Bir sürü eksiğimiz var, hatamız var. Eğer bu hatalarımız dolayı eleştiriler olacaktır zaten. Onları çok da fazla dikkate almayacağız. Ben hepinize katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza, bakanımıza vermiş olduğum katkılardan dolayı sayın vekilimize hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve bu günün son değerlendirmesini yapmak üzere sevgili belediye başkanımızı davet ediyorum. Evet arkadaşlar, çok geç oldu. Ben sayın bakanımızın da dediği gibi buraya değer verip, bizim çağrımıza değer verip gelenlerin en çok övgüye layık olduğunu düşünüyorum. Hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Ve ZOKEV'in yönetim kurulu üyesi, bir süredir beraber çalıştığım değerli çalışma arkadaşım Ahmet Öztürk'ün liderliğinde bu hazırlıkları maçtan sonra yapan ve bizi buluşturan bu etkinliği en iyi şekilde olmasını sağlayan belediyemizin ve kent konseyimizin ve diğer destekleyen herkesin sizlerin huzurunda çok emeği geçti. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Tam 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün anlamına yakışır bir şey oldu. Yeniden buluşmak dileğiyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi hürmetlerimi sunuyorum. Savaş Başkanı'nı ihmal ettim diye düşünüyorum ama sahibi artık ona bir şey demiyorum.